Merhaba arkadaşlar, abiler, ablalar, teyzeler, halalar, nineler, dedeler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda Çukur'dan Ferdi karakteriyle tanıdığınız Halil Tekeş var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Nasılsın? Eyvallah, çok iyi, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Şimdi seninle burada bir kıymalı makarna, spagetti yapacağız. Evet, talebe yemeği yapacağız. Evet. Benim önderliğimde. Benim önderliğimde değil abi, usta değilim şimdi. Burada kötü olur, onun yüzünden oldu falan dersin. Abi, yok yok, tamam, kötüsünden alacağım ya. Ama senin önderliğinde yapalım, sıralamayı falan anlayalım. Hadi inşallah. Bu arada şundan da bahsedelim. Yepyeni bir kitap çıktı. Koza'daki Umut'u, İtaki yayınlarında. Buradaymışız, evet. Koza'daki Umut'u. Roman değil mi abi? Evet. Evet, kitap hocaman roman yazıyor yani. Ben daha kitabı okumadım. Kitapla ilgili de biraz bize bir şeyler anlatırsın. Olur. Ben de mi direkt kitaptan mı? Hani biliyorsun abi, toplum olarak okumayı değil, özetini almayı seviyoruz. Özetini de özetini. özetini alalım. Eyvallah. Şimdi makarnaya başlayalım, sonra kitabı başlayalım. Tamam. Soğan, domates ve biberi doğrayacağız abi. Suyumuz hem bu arada kaynamış olur falan. Bir şey söyleyeyim, bunu cidden doğrayacak mısın? Evet. Hüngür hüngür ağlarım. Abi şimdi dizi sezon finaline girdi. Evet abi. Aynen. Bomba bir sezon finali yaptık. Gökhan abi sağ olsun, evet, bomba bir şey yapmış. Valla o neydi ya öyle. biz de bomba gibi oynamış. Hayır, tweet attım ben. Dedim ki keşke Game of Thrones'un finalini Gökhan Orzum yazsaydı diye. Daha zengin olurdu. O kadar basit bir final olur muydu ya Game of Thrones'a? Ya bir de Game of Thrones'un oyuncularından biri demişti işte finali izledikten sonra psikolojik destek alması gerekecek falan. Gökhan Orzum. Abi berbattı bence yani Game of Thrones sezon finali. Çok kötüydü. Ben de giydiriyorum ama ben de izlemedim. Ben izledim. Çukur'un sezon finali gerçekten şeydi böyle. 5 ayrı final verilmiş gibi. Evet abi, aynen. Yani her hikayenin bir finali yani. Ya da her kişinin karaktere özel bir final hazırlanmış gibi. Ama şey belli, Gökhan abi özellikle çalışmış. Evet. Müthiş sevgiydi yani. Gökhan Orzum'a sen nasıl değerlendiriyorsun? Bir dakika, oyuncusu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi benim yorumum. Valla biz senaryo gelene kadar zaten olaya çok vakıf olmuyoruz. Yani ne yapacak acaba Gökhan abi diye az çok böyle kendi aramızda tanımlarda buluyoruz. Şey, sezon finali mesela beni bayağı bir şaşırttı. Bir kere artık o finaldeki kadınların hükmünün artık yani onların gücünün daha yukarı çıkmış olması falan. Bir yalan yok, bir şoka girdim yani. Belli ki önümüzdeki sezon biz mutfakta yemek yapacağız. Kadınlar çatıda. Sultan Anne, Karaca ve Takfası kalan kısmı alacak. Onlar çatıda. Orada onu yazıp diyecekler. Artık şey yani, Çukur evimiz Sultan Anamız. Evet. Şey yapmışlar. Karaca'nın sahnesinde Akın'a meydan okuyor ya. Evet. O sahneden sonra sosyal medyada işte Çukuriye evimiz, Karaca annemiz diye artık böyle paylaşımlar yapıyor. Şeyi izliyoruz zaten sezon finalini. Hani hiç öyle bir baba yiğitlik değil mi? Hiçbir erkekte göremezsin. Göremezsin herhalde. Evet. Karaca çatır çatır. Vallahi çok enteresan bir şey. Hep bize sürpriz oldu ama. Yani biz dahil abi öyle düşün. Biz de ne yaptık? Biz de Karaca'ya burada Türk kahvesi yaptık ama. Tükürüksüz. Anında. Tükürüksüz. Altına not düştüm. Bize de Türk kahvesi yaptı ama tükürüksüz olanından. Standart. Diye biri şey yazmıştı. Ya ben videonun açıklamasını okuyunca çok güldüm falan diye yazmış. Evet, evet. Şu an göz yakmıyormuş bu arada. Evet. Şu an biberlerle başla abi. Acı sever misin? Deli gibi yani. Deli gibi. Ben Bingöl'lüyüm aslında. Sanki hiç sormamış gibi. Tamam, bir ayın sormuş. Ben aslında... Bingöl'ün neresi ya? Bingöl'ün Q'sundan. Q. Q. Evet, evet. Q'da. Şimdi hemen kitaba gelelim abi. Koza'daki Umut'u nasıl bir roman? Abi Koza'daki Umut'u çocukluğu aile bireyleri tarafından bayağı eziyetli geçmiş bir gencin, çocuğun, ön çocukluğu daha doğrusu böyle mundar olmuş bir gencin. Akabinde bir büyüme çalışması, dünyaya, hayata, yaşama, insanlığa, çevresine, çalıştığı yere, aşkına, tüm dünyaya daha doğrusu mevcut tüm evrene kendini kabul ettirme çabasıyla alakalı bir şey. Böyle anlatınca çok dramatik oluyor ama kitap aslında ciddi mizahi unsurlar da barındırıyor yani içinde. Mizahi unsurlar falan da barındırıyor içinde. Ya aslında ciddi de komik bir kitap. Kitap da Kalender aslında. Kalender diye bir karakterin hikayesi baştan aşağı. Kalender böyle bir işte mutsuz, öfkeli, kızgın ama içe kapanık, korkak, pısırık bir büyüme evresi geçirdikten sonra günün birinde bir kırılma noktası yaşıyor ve diyor ki hayat böyle geçmeyecek baba diyor yani. Bir şekilde benim de güçlenmem gerekecek galiba diye düşünüp çözümü şiddette arıyor. Ve bir şiddet olayına başlıyor. Yani gücü ancak şiddetle gösterebilir. Çünkü insanlar böyle yapıyorlar, demek ki doğru olan budur diye düşünerek bir şiddet hamlesine başvuruyor. O dakikadan sonra da onun bile hesap edemediği bir sürü şey geliyor geçiyor başından. Bu tamamen onun hikayesini anlatıyor.
İyinin ve kötünün, şiddetin yok sayılmanın, korkunun, öteki olmanın ama yine de inatla tebessüm etmeyi bırakmamanın romanı Kozadaki Umut. Çünkü Kalender aslında mesela çocukluğu ve sonraki ergenliği, yetişkinliği çok öfkeli, çok kısırık, çok dayak yiyerek, çok zulüm görerek geçmiş bir çocuk. Tebessüm etmeyi de yine de bırakmıyor çünkü herif zeki, komik. Aslında üzülüyor, bir yandan tartaklanıyor, hayat tarafından örseleniyor falan ama o mizahı hiç kaybetmiyor yani, o neşeyi hiç kaybetmiyor. Bir şekilde buluyor yani kendi içinde. Dolayısıyla hani o yine de tebessüm etmemeyi bırakmamanın kısmı onun o komikliğinden bize anlamıyor. Abi ne zamandan beri yazıyorsun? Vallahi takribi olarak 6 aylıkken falan başladım. 6 aylıkken yazmaya başladım. Abi yazma meselesi tamamen Allah vergisi. Abisi ben hani ona inanıyorum. Hatta Kerem ve Kerem Çatay arkadaşımız, ona da buradan çok sevdim selam. Biz onunla ilk görüştüğümüzde ister istemez böyle bir tedirginliğim vardı. Hani ben sonuçta yazarlık mezunu gibi okuması falan demiştim ona ilk senaryom okuduğumda. Onun da görüşü bu, o yüzden çok mutluyum. Yazmak Allah vergisi diyor. Abi hem sen İçeride dizisinde yer aldın hem de Çukur'un iki sezonunda da vardın. Bu oyunculuk maceran nasıl başladı? Oyunculuk maceram, oyunculuk tesadüfü iğne deliği Ferhan Şensoy'un tavrıyla. Biz üniversiteye ilk başladığımızda Şakir diye bir arkadaşım vardı, o da şimdi TRT'de bir dizide. Ben yazıyordum, onunla liseden de arkadaştık. Sonra aynı üniversitede beraber devam ettik. Bir gün geldi bana ve ilahi bir emir getirdi ve dedi ki yaz. Yani Cibril getirmedi bana evi, Şakir getirdi. Ne yazayım abi? Tiyatro oyunu yaz dedi. İlk Şakir'in bu yaz komutuyla ben ilk tiyatro oyunumu yazdım. Üniversite 1. sınıfta Uyusuz Adam diye bir oyun yazdım. Akabinde de o oyunda ilk oyunculuk deneyimimi yaşadım. Ondan sonra da zaten İstanbul'a geldik hep beraber. Kocaeli'de okuduk biz üniversiteyi. İstanbul'a geldik hep beraber. Sonra İstanbul'da bir süre Taksim'de Cem Safran sahnesinde Rumeli Han'ın ikinci katı şimdi galiba artık. Ekonomik kaygılar nedeniyle artık orada bir tiyatro yok. Orada işte bir süre tiyatro yaptım falan. Epey bir oyunculuk deneyimi, bir 6 sene kadar falan böyle kendi yazdığım oyunlar. O Şakirlerle beraber oynadım. O öyle devam etti. Ayıp onun işleri iyi gidiyor, evet. Talebe yemeğimiz. Açalım abi, gel bir paket. Benim ıslak olduğu için burada da bıçaktan destek atıyorum. Süt nereden geliyor? Bayan Hanım oynayasın galiba. Şimdi tekrar kitaba gelirsem. Çünkü gel yani okumuş olsaydım kitabı şu an böyle detaylardan sorardım. Bu kitabı okudum. Ama kitapla ilgili aslında... Ben okudum, detayları verebilirim. Şimdi aslında ben bu kitabın üzerinde değil. Birazcık şeyi konuşmak istiyorum. Hani senin yazarlık maceranı işte. Hani dedin ya doğuştan gelen bir şey. Evet yani sonuçta bu yetenekler. Oyunculuk da bence öyle. Geliştirilebilir ama evet, yine doğuştan gelmezse yapamayacağım bir şey. Aynen. Falan yazma kabiliyeti gibi. Buradan şeyi anlatıp soracağım. Sen ilk kendini ne zaman keşfettin? Yani yazı sen işte 6 aylıkken başladın dedin ama ne zaman yani bu kalemi eline aldın? Abi ben bir şeyler karalayabiliyormuşum. Ben bir kaç şeyler yaşında karalayabiliyormuşum galiba ortaokulda işte bu her o dönemki duygusal hormonal geçiş yaşayan genç gibi şiir yazarak böyle bir başladığım bir dönem vardı. Zannederim kalemin elime yakıştığını ben ilk o arada bir yerde fark ettim ama tabii o bir bilinç hali değil. O bilinç hali olmadığı için de yani bunun üzerine çok yoğunlaşmam gereğe inanmadım. Fakat lise başladığında artık o duygusal geçiş, o hormonal geçiş, işte kafa yapısının değişmesi, artık böyle baktığın şeyde başka manalar görmeye başlamak falan. Onun bende duygusal bir karşılığı oluşmaya başladı. Onlar böyle yavaş yavaş kaleme dökülmeye başladı. Biraz da böyle şey, okuyan da bir çocuktum zaten. Yani oradan da iyi beslenmişim. Öyle yazmaya başladım. Lise yıllarında da dediğim gibi hani muhtemelen ben bu işi kotarabilirim belki gördüm. Akabinde daha çok okuyarak, daha çok yazarak, daha çok işte bunu etüt ederek bayağı geliştirdim diyebilirim. İteki de zaten abi diyebilirim ki 30 yılın iş anlamında hani şeyidir, en büyük hayalidir, yaşam amacıdır. Hani böyle büyük bir yayın evinden çıkması. İlk kitabın ilk cümlesini Yaşar Kemal'in söylemesi. Evet. İşte bunlar çok büyük hayallerdi. Çok şükür gerçek oldu.
Ya Itaki yayınları zaten çok seçici bir yayın. Evet. Öyle hani bir kitap gönderdin, hadi ver parasını basayım falan, öyle bir yayın evi değil. Böyle bir yayın evleri var piyasada. Evet. Şu kadar para ver basayım. Hiç içini okumuyor bile. Ne var, ne yok, konusu ne. Hiç bakmadan böyle basan yayın evleri var. Itaki öyle bir yayın evi değil. Herkesin böyle, her yazarın, her kalem oynatanın hayal ettiği, ya ben de oradan bir kitabım çıksa dediği yayın. Benim hayatımda ilk böyle 3 an var. Hani ayağımın yere değmediği, heyecandan başımın döndüğü, ki teşbihte bulunmuyorum, hakikaten başımın döndüğü, tansiyonumun düştüğü falan 3 anda. Biri Ferhan evlenme teklifimi kabul ettiğinde. Biri Kerem Bey beni Ay Yapımı şirketi senaryom okuduktan sonra davet ettiğinde. Bir de Itaki romanı onayladığında. Yani şu üçünü, hani 100 yaşına, 1000 yaşına gelsem bu 3 anı unutmam herhalde. Peki ne kadar sürdü mesela? Sen kitabı gönderdin. Ne kadar sürede onaylandı? O bekleme anını merak ettim süreyi. Aslında o bekleme anında daha önce işte bazı başarısız deneyimlerimiz her anlamda, iş anlamında falan olduğu için çok heyecanlanmadan, çok da hani ya olmazsa da düsturuyla falan hareket etmeye çalıştım. Çünkü bunun burun üstü çakılması çok kötü oluyor. Çok canlıyım ya. Ben romanı yolladım. Zannederim bir 5 günle 2 ay arasında falan bir süre geçti. Sadece Itaki'ye değil, birkaç yayın evine daha yolladım falan. Bir yerden dönüş oldu, ismini vermeyeyim. O çok böyle hayal ettiğim kadar büyük bir yer değildi ama en azından onore etti beni onaylamayla. Evet. Abi hemen akabinde de Itaki'den böyle bir onay mail falan. Planlı bir adam mısın? İşte şu saatte şunu yaparım, bu saatte bunu yaparım diye. Yapamadım herhalde çünkü set var. Elimden geldiğince öyle idim. Ama tabii şu an içinde bulunduğum işte mesleki koşullar falan çok ona müsaade ediyor. Yani bazen evde böyle short atlet oturmuş, işte Netflix'te Feroş'la beraber dizi izlerken bir anda telefon geliyor. Abi acil saniye, sete gelmem lazım diye. Yani pantolonu yolda giyip sete gittiğimiz de oluyor. O çok kalmadı. Bir kere zaten kızım her şeyi alıyor. Her vaktimizi alıyor. Biz bir planlama yapıyoruz mesela, diyor ki ya 10'a kadar uyursa, hani biz orada 9'da kalksak en azından kahvaltıyı edebilsek falan. Onu dediğim gün 7'de kalkıyor sağ olsun. 7'de kalkıyor. Planlar tutmuyor falan. Aynen, hiç hiç ya. Şimdi değerli kardeşim Mustafa'cığım, bunu alıp süzebilir misin? Şu an en yakınında sen biliyorsun. Sen de alabilirsin yani. O saklanıyor kamera. Evet, sen iri bir şeysin. Hani Mustafa saklansa olur da sen saklanamazsın. Kamera arkası böyle bir şey mi ya? Az yardımcı olur. Vallahi ya. Allah'ım bir bıçağı. Neyi alayım ama yakar mı? Yok yok. Yakar. Kesin yakar. Abi yeni sezonda dizide misin? Yeni sezonda dizideyim gibi duruyor. Değilim gibi de duruyor. Değilim gibi de duruyor. Sonuçta bu işi bir deli yazıyor. Yani Gökhan abi ne derse öyle. Hani sana da şöyle 17 saat sopa bekletme sahnesi yazsaydı ne olurdu? Yani evet ya, onu nasıl çekmişler? Dilan hasta yaptı kadın yani. Kızcağız, evet ya. Şey, Timsahçı karakteri havuza düştü, adam geçen konuk alıyor, titriyor böyle. Titriyor böyle ya. Diyor ki ben hala iyileşemedim de diyor, havuz sahnesinden sonra adam diyor. Bazen şeyi düşünüyorum, Gökhan abi eğleniyor yani bunu yazarken. Orada böyle bilgisayarın başında oturuyor, böyle bir yandan pis pis gülüyor herhalde. Hepinize başka ölümler düşünüyorum. Aynen. Geçen gün akşam gazetesinin haber yapmıştı bizim videoyu. Şeyle ilayla çektiğimiz videoyu falan. Orada Gökhan Orzu'nun sözünü yazmıştı. Hepiniz için ayrı ölümler düşünüyorum. Başlık evet, bu. Evet, aynen. Gökhan abiye attım dedim. Bak senin gibi tekniği, şeyler yapılmıyor. Misilleme tekniği de güzel şey çünkü. Mesela Dilan öyle öldükten sonra Sena karakteri değil mi? Sena öyle öldükten sonra mesela Yücel karakteri Tansu abi de ateşe attı. Ateşe harbiden. Misilleme tekniği de güzel yani. Sen öldürürsen evet, ben boğarsın, ben seni ateşe. Cehenneme adamı dünyada yaşatıyor. Şimdi beni yemeyin. Buraya gelen her oyuncu da yemek yapabiliyor olamaz yani. Mümkün değil yani. Kendi çamaşırlarınızı döktürmeyin bana. Aa bak Mustafa abi burada lahmacun yaptı. Yazıkla hem de ya. Baba, Mustafa abi yapar Mustafa abi. Galiba daha önce lahmacun yaptım diye her zaman evde yapıyoruz. Mustafa abi aşığım zaten. O yapar. Ya ona gelen yorumlar. Şimdi bana şey diyorlar, adam adamı konuk almışım, adamın diksiyonu kadar iyi ki. Tamam, bir konuşuyor. Altta yorumlar şöyle, sen bizi mi yiyeceksin diyor. Adama benzerin birini getirmişsin, konuşturmuşsun diyor. Dublajı çaptırıyorsun. Evet, sonra da yok bu adam Mustafa Krantepe'ymiş, medetmiş diyor. Biz o kadar keriz miyiz diye böyle yorumlar gelmiş. Abi adam yetenek abidesi. Yani o sesi de çıkarır, başka sesi de çıkarır. Abim yani, bir de şey yazmıştı ne? Ha ben işte Mustafa bir yan yana durup konuşuyoruz ya. Demiş ki birine Allah'ın yarattıklarına bak demiş yorumda. Biri demiş batı görünümlü doğulu, biri doğu görünümlü batılı demiş. Yakalayın güzel yakalayın. Ya gelen yorumları bir görsen. Güzel kokuyor lan bu. Sen bazen yorumları Ekmek verin şuna banayım ya. Şimdi
Mustafa abi o kadar güzel bir adam ki, Gökhan abi bir sahne yazmış işte, birinci sezondaydı o. İşte sahne gereği Ferdi karakteri Medet'in karşısına geçer ve işte ona siktir gitler. İşte. Abi bu hani şey gereği bile olsa, sahne gereği bile olsa Mustafa abi hani bunu söyleyebileceğin türde bir adam değil. Dünya tatlısı bir adam, dünya güzel bir adam. Abi sahnenin geneli, yakını, toplusu, şu su, bu su derken 5-6 kere ben Mustafa abiye bu kelimeyi kullandım. 10 kere de özür diliyorum yani. O kadar tatlı, o kadar güzel bir adam ki are diyorsun yani karşısına. Ya, Mustafa abinin sezon finalinde salça atalım. Sezon finalinde bir şey vardı. Hani yemek sahnesi sen var ya. Mı? Aynen. Ya Bartolo'ya geliyor işte. Bartolo diyor ki sana hediye aldım böyle. Silah almış ya böyle kutuda getirmiş. Görüyor diyor ki o zaman sen tak diyor böyle dönüyor ya. Aralarında inanılmaz bir yarıldım ya. İlişki var. Abi Mustafa abinin şeyi de çok güzel. Kahkahadan o... salon inledi yani. Çok güzel. Mustafa abi mesela o karakteri oynarken şey yapıyor. Doğalını buluyor yani. O karakterin doğal tarafını buluyor. Bir sahnede yine mesela çok net hatırlıyorum. Mustafa abi güya işte Medet, özür dilerim, Cumali yere ateş ediyor. Orada yerden seken mermi de birinin ayağını isabet ediyor falan. Allah'ım orada yerden sekti de geldi, dua et bak yoksa daha kötü olurdu falan diye. O evet, karakterin dualını bulmuş, onu oynuyor. Valla buradan ona da çok çok selam vermek, saygı ediyorum. Evet abi, şimdi onu dökelim abi. Sen. Allah. Servis tabağımızı alıyoruz. Çatallarımız orada. Çatal verebilir misin? Hemen basalım. Sonra sen o çekiyor. Allah'ım bu günleri bir... Bunu anneme de izleteceğim. Bir tane lan, bir tane de Allah seni yapsın ya. Bunu anneme de izleteceğim. Sen acından ölürsün diyordu bana. Buradan anneme de var. Ölmüyormuş adam. Evet. Mustafa'nın da biraz desteğiyle demek ki ölmeden yaşayabilirim. Biraz domates falan da süslük etrafına koyalım. Hak etmiyor. Bence var ya, hiç gerek yok. Ne bileyim hani ben ne bulduysam boyuyorum ya. Maksat boş kalmasın orada. Aa geçen bana yemek yaptırdılar, daha onu yayınlamadım ya. Şu Mehmet Usta. Mehmet Usta ya abi. Kesme böyle. Menemen yaptırdı bana, menemeni yaktım ben. Öyle hani millete de diyorum ya, nasıl yemek yaptın, böyle yemek mi olur falan filan. Bir şey söyleyeceğim ya, çok iyi olmadı o. Ben cimrilik yaptığını düşündüm ama. Bence güzel. Makarnayı bilmem de sosu çok güzel oldu. Fotoğraflık. Yenir mi bilmiyorum ama fotoğraf mı? Yani görseli güzel, tadını bilmiyorum. Ama bence... Bence yenir. Bak makarnayı bilmiyorum ama bence sos çok güzel oldu. Geçen şey öğrendim ya, kaşıkla falan yapınca kolay geçiyor falan. Ben onu başaramadım ya. Ben tesadüfen yaptım, yiyorum. Hiç de yapamadım. Vallahi ben yaptım diye demiyorum. Hiçbir şeye benzememiş. Vallahi yenmez. Yani yedik ama... ne yediğimi anlamadım. Ben de anlamadım. O yüzden bir çatal daha atacağım. Yaparken güzel duruyordu ya. Sosuyla beraber güzel gidiyor. Yanlış gitmiyor. Böyle fena olmamış. Hayatımda ilk defa yaptım. Güzel. Evet, ilk defa yaptım. Adam ödemedi. Salça. Bunu salça yap. Bunda mı? Salça ben de. Yemeğe mi attın salça? He. O kadar olaya vakit değilsin. Tamam, bu böyle yapılır lan. Makarna yapmazlar mı? Hayır, o ayrı. O ayrı, o ayrı ya. Bir gün gel, onu da ben öğretirim. Yani o daha sonraki şey. Menülerde. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geliyoruz yavaştan. Gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Halil Tekes size bir kıyak yaptı abi. Evet. İzleyicilerimize. Yorum yapan, yani yorum yapan 5 kişiye, çekilişle verileceğimiz 5 kişiye imzalı kitap hediye edeceğiz. Evet. Halil Tekeş'ten size imzalı kitap gelecek. Onun için yorumlara abanın ve videoyu mutlaka paylaşın. Sosyal medya hesabını da Halil'in de aşağıya bırakacağız. Halil'i de oradan takip edeceksiniz. Yani şartımız şu, yorum yapacaksın. Halil'i ve beni takip edeceksin. Ve çekilişte şansını belirleyeceksin. Şanslı yoksa... olmayı deneyeceksin. Evet. Yoksa evet, bu kitaptan mahrum kalacaksın. Tabii ki her yerden alabilirsiniz. Kitapçılara da bütün kitaplar için. Ama ben imzalamam. Var. Ama imzalı almak için buradasın. Şaka bir yana tabii ben severek, keyifle imzalarım. O şanslı 5 kişiyi de can gönülden gönderirim. Ben de merak ediyorum, bu 5 kişi kim olacak? Her gün bana... Her gün... Yok. O, yok, ben 6. kişiyim. Onu bekleyeceğiz siz. Ha, çekilişe mi gireceksiniz? Evet abi, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayaklarının eline sağlık. Tabii seni böyle bırakmayacağız. Sen şimdi bitti zannediyorsun değil bitmedi, mi? Bitmedi, bitmedi. Aslında yemeği bitirdik. Tatlı bu videoyu kapatacağız. Ama ikinci videomuz var. Sana 20 ilginç soru soracağız. Tamam. Senle 20 ilginç soru. Evet.
Yani bize göre ilginç. Belki de sana ilginç gelmiyor. Çok heyecanlıymış ya. İlginç. Falan. Evet, tamam. Öyle başlığımız öyle oldu. 20 ilginç soru sorduk. Tamam, ya. Tamam. Belki seninki 22 de olabilir. Olur. Bilemiyorum ama olur, olur. Birazdan buna başlayacağız. Evet, tamam. Arkadaşlar, tamam. Videomuzun sonuna geldik. Herkese selam. Makarnamızı yaptık, spagettimizi yaptık, üstüne kıyma sosu da hazırladık. Yedik. Daha da yiyeceğiz inşallah. Ben yerim, ben şey diyeyim. Bakacağız. Yemediyse paylaşacağım. Yemediğini Instagram'dan duyuracağım falan. Böyle bir fotoğraf var. Kendisi bile yemedi falan diye. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videoyu yorumlamayı, özellikle de kitabı kazanmak için yorum yapmayı ve bizim Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.